üstüne not bırakmış. Ben evleniyorum Ayşe. Bir de Ayşe diye yazmış. Allah'ım aklımı kaçıracağım, emanet çocuk. Sen bir şey biliyor musun? Galiba biliyorum. Ne oluyor? Aliye Ayşe olmuş. Şehmuz Ağa kaçmış. Şimdi mahvolduk. Ne olacak şimdi? Ne mi olacak? Düğünümüz olacak. Bizi burada bulamazlar değil mi? Yok yok. Buraya bakmak kimsenin aklına gelmez. Annen ne zaman gelecek? Ya annem yarın da yok ama yani size sonuçta bir yer aramak lazım. Ya zaten sonrasında Urfa gideyik. Ortalığın bulanıklığı bir geçsin giderek. Pasta alacaklarını aldın mı? Ya siyah feda olsun, ara siparişi gelsin ya. Alo, bir sipariş verecektim. Pasta istiyorum ben, pasta. 10 kişilik böyle büyük bir pasta istiyorum, tamam mı? Hiç para hiç önemli değil. Ya yalnız başlarına nereye gitmiş olabilirler ki yani? Annem İstanbul'daki bütün akrabalarımıza haber verdi. Alya'dan hiçbir haber yok. Ökkeş abinin de tahmin ettiği gibi Şehmuz kimseyi aramamış. Ya oğlum zaten Şehmuz'un parası yok mu? Yani bana kalırsa çoktan Aliye Güney sahiline götürmüştür. Parası olsa ne fark edecek ki? Neyle gidecekler? Nerede kalacaklar? Çiğdem doğru söylüyor. Yani hangi pansiyon, hangi otel onları alır ki? Hemen polise haber verirler. O zaman demek ki birisi onlara yardım ediyor. İyi de kim? Onları bizden başka tanıyan mı var? Yok canım, kim yardım edecek ki yani? Benim aklıma hiç kimse gelmiyor. Kimse onlara yardım edecek kadar aptal olamaz herhalde. Yoksa önce bize, sonra da Büyük Ağa'ya hesap vermek zorunda kalır. Ay içim ürperdi. Heh. Bak bak. Ya ama ben kötü çıkmışım, bir daha çek. Daha en güzel sensin, sen hep güzelsin ya. Teşekkürler ama bir daha çek. Çekerim ya, sabaha kadar çekerim, gel. Heh. İleride bu fotoğrafları çerçeveleyip duvara asarık. Urfa'da kebapçımızı açınca. Bak. Heh. Çocuklar, Bedir bir konuda haklı. Yani bu kaçaklar belli ki İstanbul'u tahrip ediyorlar. Ve hızlılar. Yani Ortaköy'den sonra her yere gitmiş olabilirler. Dağılıp ararsak onları daha çok şansımız artar. Nena doğru söylüyor. Selam Musti. Siz bir ekip olun. Çiğdem, Bedir. Sen de Çiğdem'le git, tamam mı? Bir şey olursa hepiniz haber verirsiniz. Yok ya, ben tek giderim. Niye? Biz seni yavaşlatır mıyız? Ya ondan değil. Annem evden gitmeden önce bana birkaç görev vermişti. Hani hem Şehmuz'ları ararım hem de görevleri yaparım yani. O yüzden şey yaptım yani. Tamam. Ben Çiğdem'le giderim o zaman. Bir şey olursa söylersiniz. Hadi vakit kaybetmeyelim. Heh. Vallahi sağ olasın Şehmuz Ağa. Sayende midem bayram etti yani. Ya sen de sağ olasın. Bize evini açmışsan, bizi misafir bırakmamışsan. Evet, bu iyiliğini hiç unutmayacağız. Vallahi ben de bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Böyle rüyada gibiyim ama işte maalesef yarın rüyadan uyanma vakti gelecek. Hala niye ki? Şehmuz Ağa annem gelecek. Şimdi sizi burada görürse direkt Peren ablaya nakil. Ne yapacağız peki? Ya sen korkma ya sana Ayşem. Bak burada koskoca Şehmuz Ağa var ya. Para vardır. Para varsa her şey vardır. E tabi para varsa yemek de vardır. Doğru söylüyor. Aa, ayaklarıma kara sular indi. Ya asıllanma işte, Bedirlere geldik. Acaba o bir şey buldu mu? Musa haberi de herhalde. Aman ne bulacak? Bütün gün evde oturup bir yemek yemiştir. Veya Bedir bile olsa bu kadar çok yemek yemez ki. Çüş. Annesi evde yok diye dışarıdan söylemiş. İyi de bu nasıl yemek? Tek başına kimse bu kadar şey yemez ki. Aynen. Hala kimdir o? Korkmayın ya. Sizden sonra iki tane künefe söyledim de o gelmiştir. Bakıp gelirim ona. Ne oldu şimdi ya? Niye kapattı? Allah Allah, bizim olduğumuzu görmedi mi? Allah Allah. Bir şeyler karıştırıyor yine. Koş çabuk hadi. Hadi çıkın buradan, saklanın, memolar geldi hadi. Ne? Hadi. De hadi. Nereye saklanacak? Ya kömürlüğe işte, kömürlüğe gidin gel. De haydi. Çabuk. Ne oluyor oğlum? Camı niye açtın oğlum bu havada? Ya, hava almak için. Ya oğlum niye kapıyı yüzümüze kapattın? Ya ortalık dağınıktı da hani onu toplayıp size alayım diye şey yaptım. Bu toplu hali mi? Hem bu kadar şeyi tek başına mı yedin? Ya acıktım işte, böyle mevsim dönüşlerinde oluyormuş böyle, doktor dedi, normaldir. Doktor mu? Yani tamam sen bunların hepsini yedin de bunları alacak parayı nereden buldun lan? Ya oğlum birikmişimiz vardı işte, yani zor günler için saklıyorum ben de bir şeyler. Hem niye 3 tane bardak var? Ya ne yapsaydım yani, hepsini aynı bardak mı içseydim? İy, iğrenç be. Hepsini aynı anda içmenle sıkıntı yok yani. İy. Ya oğlum arkadaşın yediği lokmayı sayar mı ya? Yani bu kadar acıktığına göre bütün İstanbul'u turlamış olman lazım. Bulabildin mi Şehmuz Ağa'yı? Yo vallahi hiçbir yerde yoklar. Sanki yer yarıldı içine girdiler. Allah Allah. Of burası çok pis. Üzerim kirlendi ya. Ya üzülme Siye, kendisini alırım ya. Böyle bekleyecek miyiz? Edek mecbur. Üşüdüm de ben. Merak etme Ayşe. Az sonra giderler. Umarım. Bedir, Şehmuz'dan hiç haber aldın mı? Hop yavaş olun. Pardon kanka. Biz gidebilecekleri her yere baktık ama bulamadık. Sen nelere baktın bu arada? Yukarı baktım, aşağı baktım, sola baktım, sağa baktım. Ya ama yakınlarda yok yani, bence uzakta. Ne? Of, kaç saattir bekliyoruz, çok sıkıldım, tıkanıp kaldık burada. Ne oldu ya? Ne yapacağız? Nerede? O burada. Ya. Ne oldu ya? Biri çığlık attı. Sizin bahçeden geldi. Ben duymadım valla. Koşun bakalım. Ya oğlum bu soğuk şimdi, çıkmayın dışarıya. Sesi bu taraftan geldi. Bence kömürlüğe bakalım. Yok ya bakmayalım. Niye? Ne var ki kömürlükte? Niye? Bizden bir şey mi saklıyorsun? Yok ya ondan değil yani, pisliktir oralar diye. Pislikten korkmayız da, pislikten bir şey olmaz ya, rahat ol. Dikkatli ol Memo. Gel dışarı. Ya bence de. O ses neydi? Ya bu bizim komşunun çocukları var da böyle bazen bağıra çağıra oynuyorlar. Hatta hani böyle bazen ders çalışamadığım için annem onlar birkaç kere kavga da etti. Ne oldu baba? Neredesin oğlum? Mahallede arkadaşlarımlayım. Yavrum geç oldu artık, eve gel. Tamam eyvallah. Beyler ben gidiyorum. Hadi eyvallah hepinize. Hadi eyvallah Bedir. Görüşürüz. Güle güle. Şehmuz Ağa. Alya. Şehmuz Ağa. Alya. Burada mısınız ya? Ya kimse yok değil. Bağırma ya biziz. Ya biziz ya.